Haksızlık karşısında dilin sağır, yüreğin ağır kesilmesin. Konuş, savun, tepki ver. Olmadı, nefretini ver. Çünkü bu hayat sadece hakkın ve batılın kavgasıdır. Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu yer olan Söğüt ilçesinde İmam Hatip olarak göreve başlamak nasip oldu. Orada Osmanlı'nın kuruluşu ruhunu hala dipdiri ve taze tutan bir halk var. O yöre halkından dinlediğim yaşanmış bir olayı burada aktarmak istiyorum. Anadolu'nun işgali sırasında Yunan kuvvetleri Söğüt'ün işgal edilmesine ayrı bir önem verdiler. Çünkü Osmanlı'nın kurulmasıyla başlayan ve her geçen gün dalga dalga büyüyen fetihlerin tohumları Söğüt'te atıldı. Bu yüzden Yunanlılar Ertuğrul'dan intikam almak istiyordu. Söğüt'ün işgal günlerinde Ertuğrul, Gazi'nin türbedarı bir gün türbenin başına gelmiş ve demiş ki: "Ey Ertuğrul, bak torunların zulme uğruyor. Kalk vatanı kurtar, torunlarına himmet et." O gece türbedar rüyasında Ertuğrul Gazi'yi görmüş. "Ey gafil, vatanını kurtarmak ölülerin işi değil, dirilerin işidir." diyerek türbedara okkalı bir Osmanlı tokadı yerleştirmiş. Yöre halkının anlattığına göre yediği tokadın acısıyla yerinden kalkadan türbedar uyandığında hala yediği tokadın acısıyla kıvranıyormuş. İslam ümmeti olarak bizim bugün yaptığımız en büyük hata, bizim yapmamız gerekenleri doğaüstü güçlerde aramak, zulüm karşısında susmamak, mücadele etmek gibi bir ödevimiz var. Öyle olmasa dünya hayatının bir intikam olmasının da anlamı kalmazdı. Dünya hayatının bir imtihan olmasının da anlamı kalmazdı. Uğradığın haksızlığı Allah'a havale ederek, mücadeleyi bırakarak Allah'ın rızasına kavuşamazsın. Haksızlık karşısında gösterdiğin tepki, verdiğin mücadele kadar Allah katında değerli olursun. Haksızlık karşısında dilin sağır, yüreğin ağır kesilmesin. Konuş, savun, tepkini ver. Olmadı, nefretini ver. Çünkü bu hayat sadece hakkın ve batılın kavgasıdır.